Sevgili takipçilerim, öğrencilerim ve çok sevgili danışanlarım. 27 Nisan'da Türkiye saatine göre sabah 6:31'de 7 derece Akrep burcunda Dolunay meydana gelecek. Dolunay sırasında Güneş ve Ay karşıt açıda bulunur. Güneş Boğa burcunda. Boğa burcunda Güneş'le beraber Merkür, Venüs ve Uranüs de bulunuyor. Ve Dolunay an haritasında yükselen burçta da Boğa'yı görüyoruz. Yani Boğa burcundaki enerjiler bu Dolunay'da çok güçlü. Akrep burcunun yönetici gezegeni Mars Yengeç burcunda ve Dolunay haritanın 6. evinde parlıyor. 7. evi de Akrep yönettiği için aslında hem 6. ev hem 7. ev konularıyla da birlikte düşünebiliriz. Akrep Boğa aksı astrolojide 2. ve 8. evleri yönetir. Sahip olduğumuz değerler ve başkalarıyla paylaştığımız değerlerle alakalıdır. Özellikle maddi manevi güvenlik alanlarımız ve başkalarıyla olan paylaşımlarımız, hisseli paralar, eş ve ortaklıklarla ilgili kaynaklar, borçlanmalar, toplumsal alanlarda ekonomi, finansal piyasalar, Akrep Burcu ve Boğa Burcu tarafından yönetilir. Akrep krizlerle ve dönüşümlerle ilgilidir. Ölüm, yeniden doğum semboliği Akrep Burcu'nu temsil eder. Modern yöneticisi Plüto'dur. Mars'la beraber Plüton da Akrep Burcu'nu yönetir ve Plüto Oğlak Burcu'nda durağan pozisyonda görünüyor. Dolunay haritasında Plüton'un özellikle durağan olması güçlü dönüşümler, önemli krizler, yenilenmeler, hayatımızda bitişler, sonlanmalarla da sembolize edilir. Zaten dolunaylar farkındalık dönemleridir. Olaylar netleşir, görünür hale gelir. Daha önce de başlamış olan bazı girişimler sonuç verir. Elde ettiğimiz sonuçlarla yüzleşiriz dolunaylarda. Gizli olan kavramlarda bir açığa çıkar. Akrep gizlilikle de alakalıdır. Sırlar, gizli durumlar, derinlerdeki en temel sakladığımız bazı duygu ve düşünceler Akrep Burcu ile ilişkilidir ve dolunay hem kendi içimizdeki bilinçaltımızdaki bu duygu düşüncelerle yüzleşmemizi sağlarken hayatımızda gerek kişisel gerek toplumsal alanlarda bazı sırların ortaya çıkmasını, gizli olan konularında görünmesini sağlayabilir. Okült konular, ruhsal konular, spiritüel alanlar da Akrep'in konusudur ve Akrep Burcu güçlü olduğu dönemlerde ve haritalarında özellikle Akrep Burcu güçlü olanlar bu tarz spiritüel konulara daha fazla yakındırlar, daha fazla ilgi duyabilirler. Bu dönemler aslında Akrep Dolunay dönemleri spiritüel çalışmalar için, ruhsal çalışmalar için de önemlidir. Bir yandan ruhsal, bedensel, zihinsel dönüşümlere imkan verir. Sağlık konularını özellikle keşfederiz. Kendimizle ilgili bazı konuları keşfederiz. Şifa arayışlarımız olabilir. Arınma, detoks, terapi veya bir şekilde kilo verme ve benzeri konular, kavramlar Akrep Dolunay'ında aslında çok verimli olur. Dolunay'ı takip eden günlerde bedensel arınmalar için değerlendirebiliriz. Bizim için zararlı olan bazı alışkanlıkları hayatımızdan çıkarabiliriz. Köklü dönüşümler olabilir. Bunlar da uzun vadede bizim hayatımıza bir iyileşme getirir, bir arınma getirir. Detokslar içinde kısa süreli de olsa bu tarz bedensel detokslar içinde iyi bir dönemdir. Bilinçaltı çalışmaları, ruhsal çalışmalar, terapiler yine Akrep dolunaylarında özellikle çok daha fazla yarar sağlayabilir. Alternatif tıp ve şifa çalışmalarından da bu dönemde fayda sağlayabiliriz. Ekonomiyle çok ilgili tabii ki Akrep Boğa aksı ve dünya üzerinde ekonominin, özellikle piyasaların, parasal konuların çok dikkat çekip görünür hale geleceği ve bazı önemli krizlerle de karşılaşabileceğimiz bir süreç olabilir. Boğa en temel ihtiyaçlarımızla alakalı ve şu anda Dolunay'da yönetici gezegen Venüs de Boğa burcunda. Ayrıca Kova burcundaki Satürn'le de dik açı içerisinde. En temel ihtiyaçlarımız nedir dünyada? Güvenliğimizdir, barınmadır, gıdadır, yeme içme, beslenme konuları. Bizim için ihtiyaç olan, en temel ihtiyaçlarımızı karşılayabileceğimiz kaynaklarımızdır, sahip olduğumuz değerlerdir. Bu alanlarda bazı kısıtlamaların artması, kendimizi biraz yetersiz hissetmemiz, bu yetersizlik nedeniyle endişe ve kaygılar daha fazla üretmemiz mümkün.
Tabii ki piyasalarda özellikle Uranüs'ün de Boğa burcunda olması bazı ilginç ve kontrolsüz durumlara da neden olabilir. Özellikle tüm para piyasalarına, ekonomiye, finans alanlara daha dikkatli, temkinli yaklaşmak gerekiyor. Gerek kişisel, gerek ülkeler arası olsun, toplumlar arası olsun, borçlanma dinamikleri, para piyasayla beraber özellikle bankalar ve tabii ki ekonomik kuruluşlar, vergilendirme ile ilgili durumlar, tüm bunlar Akrep Dolunay'ında biraz daha fazla belki görünür hale gelebilir ve biz bu koşulların üzerimizde yarattığı baskıları hissedebiliriz. Her durumda güvence ihtiyacımız yoğunlaşacak. Hem maddi anlamda hem manevi anlamda. İlişkilerimize de güven arayacağız. Ve akrep çok tutkuludur. Cinsellik, ilişkilerdeki tutkular akreple yönetilir. Ve buralarda da en temelde olan zararlı duygularımız, negatif duygularımızla da akrep burcuyla yüzleşebiliriz. Bunlar kıskançlıklar olabilir, kuşkular olabilir, manipülatif durumlar, intikam duyguları, kin gibi zararlı duygular olabilir. Dolunaylar bizi ruhsal, zihinsel, bedensel etkilediği için dolunaylarda daha fazla görünür hale gelecektir bu tarz negatif duygular. O yüzden her türlü ilişki dinamiğimizde bu duygulara dikkat etmemiz lazım, dürtüsel davranmamamız lazım. Dolunay'ın yönetici gezegeni Mars, Yengeç burcunda zararlı konumda. Yengeç hem ailevi alanlara hem yuva temalarına, biraz daha dişi enerjilere, kadın figürüne dikkat çekiyor ve zarar görme durumlarının, suistimal edilme durumlarının, biraz buralarda kendini güvensiz hissetme durumlarının yoğunlaşabileceğini gösteriyor. Gerek özel ilişkiler olsun, aşk-sevgi ilişkileri, gerek parasal paylaşımlar olsun, buralarda bazı krizlerin, benim-senin kavgalarının, çekişmelerinin olması, olağan olması mümkün. Bu dinamikleri mümkün olduğunca iyi yönetmek gerekiyor. Duygusal ve dürtüsel davranmamak gerekiyor. Özellikle maddi konularda güvenli adım atmak gerekiyor. Riske girmemek gerekiyor bu süreç içerisinde özellikle. Evet, kimler daha fazla etkilenecek? Tabii ki sabit burçlarımız daha fazla etkileniyor. Lütfen kişisel doğum haritalarımıza bakalım. Özellikle Boğa burcu, Akrep burcu, Aslan burcu, Kova burcu. Bu burçlar çok etkileniyorlar. Dolunay 7 derecede olacak. 7 derece ve yakınlarında Güneş burcu, yükselen burcu, kişisel gezegenleri olanlar ve bunlar özellikle sabit burçlardaysa dolunaydan bireysel olarak çok daha güçlü etki alabilirler. Ülkemizde bir Akrep burcu, 5 derece Güneşimiz Akrep. Dolunay 7 derece Akrep'te. Demek ki ülkemiz çok etki alacak. Yükselenimiz de Yengeç ve Mars da Yengeç burcunda, yükselen üzerinde. Özellikle ülkemiz içerisinde tabii ki ekonomik alanlarda ve halkın ihtiyaçlarıyla ilgili sıkıntıların ve özellikle maddi konular, finansal konular ve buralardaki bazı yoksunlukların, kısıtlamaların etkisinin daha fazla görünür hale gelebileceği, para konularında güvenlik, en temel ihtiyaçlarımızla ilgili belki gıda bile, yani bizim için özellikle tabii ki en temel ihtiyacımız bu dolunayın konularından olabilir, beslenme ve gıda. Tabii ki yetersizlikler nedeniyle yeterli beslenememe, gıdasızlık ve bu nedenle halkın zor durumda kalan kesimi. Yine dolunayın 5. evimizi aydınlatması nedeniyle genel halk, halkın günlük yaşamı, özellikle gençler ve tabii ki sosyal hayat, eğlence sektörü, işte restoranlar, yeme içme sektörü, turizm ve benzer alanlar, sanat ve sanatçılar, spor ve sporcular, bu alanlarda dolunay etkisi bu kesimlerden dikkat çekici bazı gelişmelere neden olabilir ve direkt halkın yine ekonomik refahını, mutluluğunu, genel sağlığını etkileyebilecek durumları daha görünür hale getirebilir. Mars zarar verici ve ülkemizin yükselen burcunun üzerinde ve yükselen burç bir ülke haritasında halkı anlatır ve Mars orada zarar verici. Hem güvenlik alanlarında en temel ihtiyaçlarda bir eksiklik, yoksunluk hissediliyor, bir kaygı var, bir parasal konularda zayıflamalar, hem de belki pandemi ve onun etkileriyle sağlık konularında özellikle çok daha sert, zorlayıcı koşulların olması ve bunun tabii ki toplumsal hayatımızdaki, düzenimizdeki etkilerinin maddi manevi yansımaları bu dolunayın en temel kavramları olabilir gibi görünüyor. Tabii inşallah
Hani sağlık alanında daha olumlu gelişmeler olur, iyileşmeler olur ve maddi konularda da sıkıntılar bir an önce düzelmeye başlar. Şimdi kısa kısa yükselen burçlarınıza göre dolunay tesirlerinden bahsetmek istiyorum. Sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar, Akrep Dolunay'ı 8. evinizde meydana geliyor. Krizler evinde bir Akrep Dolunay'ı, özellikle finansal konulardaki dinamiklere biraz dikkat etmek lazım. Alacak verecek konuları, borçlanma konuları, parasal ihtiyaçlar, yatırımlar, krediler, vergi, sigorta gibi, nafaka, miras gibi konular mevzu olabilir. Buralarda bazı krizlerle yüzleşebilirsiniz. Gizli bir şeyler açığa çıkabilir. Ama daha önceden de hani başlamış olan bir şeylerin netleşmesi, görünür hale gelmesi, bir tamamlanması da mümkün. Yani bazı hedefleriniz, özellikle parasal konularda ulaşabilirsiniz. Eşinizin kaynaklarında, kazançlarında, gelir gider dengesinde bazı önemli tesirler olabilir. Bu dolunayda bunun yanı sıra ruhsal, bedensel, zihinsel sağlığınızla ilgili konulara dikkat çekiyor. İyileşmeler için bazı terapi gibi ya da arınma gibi, detoks gibi, diyet gibi çalışmalara girebilir. Arınmalar yapabilirsiniz. Bunlar genel sağlığınızı iyileştirmek için yararlı uygulamalar da olabilir. Bu dolunayı bu anlamda bir fırsat olarak da değerlendirebilirsiniz. Sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar, evet, sizin dolunayınız. Önemli bir dolunay ve tabii ki özellikle güneşi boğa burcu olanlar, yani doğum günü 22 Nisan'la 2 Mayıs arası olanlar daha fazla etkileniyorlar. Yaşamlarında önemli dönüşümler, tamamlanmalar olabilir. Bunun yanı sıra yükselen burçlarımız önemli. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Yükselen burcunuz 7 derece ve yakınlarındaysa bireysel olarak çok daha güçlü etkiler alabilirsiniz. İlişki dinamiklerinizde de önemli etkiler var. Bazı kararlar alabilirsiniz hayatınızda, ilişkilerinizle ilgili. Evlilik olabilir bu, ama ayrılıklar da olabilir tabii, eğer yolunda gitmeyen bir şeyler varsa. İşbirlikleri, ortaklıklar için önemli kararlar alabilirsiniz. Fiziksel görünümünüzde, imajınızda bazı değişimler yapabilirsiniz. Yer değişiklikleri olabilir, kariyerinizle ilgili önemli sorumlulukların olduğu bir dönem. İlişkilerle ilgili vereceğiniz kararlar, tabii ki bu dönemde, bu dolunayın etkisiyle önümüzdeki süreçte toplumdaki duruşunuz, imajınız, statünüzle de ilgili bazı güçlü yapılandırmalara imkan verebilir. Daha kadersel etkiler söz konusu sevgili boğalar. Sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar, Akrep dolunayı 6. evinizi aydınlatıyor. Günlük hayatınız, iş ve mesleğinizle ilgili bazı hedeflerinize ulaşabilirsiniz. Gizli olan bazı konular netleşebilir. Beraber çalıştığınız kişiler, yardım aldığınız kişilerle ilgili bazı krizlerle de yüzleşebilirsiniz bu dolunayda. Yararlı ile yararsızı ayırma dönemi aslında. Bunu iyi analiz etmek gerekiyor. Sizin sağlığınız, genel sağlığınız, yakınlarınızın sağlığı veya evcil hayvanlarınızın genel sağlıkları, bakımları dolunayda gündeminizde olabilir. Sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar, Akrep dolunayı 5. evinizi aydınlatıyor. Aslında romantik bir dolunay. Mars da sizin burcunuzda. Enerjiniz güçlü bu dolunayda. Daha fazla özellikle ilişkilerde biraz daha inisiyatif alabilirsiniz. Aşk konularında, romantik konularda önemli dönüşümler olabilir. Biraz krizler de olabilir. Çok fevri, çok dürtüsel davranmamaya çalışın. Çocuklarla ilgili konular aktif. Hamilelik, doğum ve belki çocuk sahibi olma. Yani çocuklarınız varsa onlarla ilgili biraz daha meşguliyetleriniz olabilir bu dolunayda. Para piyasalarına biraz dikkatli yaklaşalım. Hızlı gelişmeler olabilir, ama sürprizler de olabilir. Genel olarak sosyal hayatınızın, aşk yaşamınızın ya da sizin için keyifli olan konu ve kavramların, ki bireysel girişimlerin, kişisel yaratıcılık alanlarının hareketlendiği, daha fazla görünür hale geleceğiniz, etrafta, sosyal hayatta dikkat çekebileceğiniz bir dönem aslında sevgili yengeçler. Evet sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar, sizin için de güçlü bir dolunay. Siz de sabit bir burçsunuz. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneş burcunuz, yükselen burcunuz 7 derece ve yakınlarındaysa bu dolunay bireysel olarak sizin için çok güçlü etkiler getirebilir. Ev, yuva alanlarınızda dönüşümler olabilir. Kariyerle de ilgili olabilir bunlar. Mesela bir işte, bir işe başlayacaksınız. Bununla bağlantılı taşınmanız gerekebilir. Ya da yer değişiklikleri nedeniyle kariyerinizde bazı ayarlamalar yapabilirsiniz.
çalışma ortamınızda alacağınız bazı fırsatlar olabilir, terfi edebilirsiniz, görev değişimi olabilir. Bu tabii ki günlük hayatınız, düzeninizde bazı değişimler getirebilir. Bu dönemde birçok aslan için de evle daha fazla ilgilenme ya da aileyle daha fazla bir arada olma fırsatları olabilir. Ebeveynlerinizle ilgili bazı konularında önümüzdeki iki hafta özellikle gündem yaratabileceğini unutmayın sevgili aslanlar. Sevgili başaklar ve yükselen burcu başak olanlar, akrep dolunayı 3. evinizde aydınlatırken bazı fikirleriniz olgunlaşıyor. Kararsız kaldığınız konular netleşebilir. Yeni şeyler öğrenebileceğiniz bir dönem, ufkunuz açılıyor. Gerek iş için, gerek eğitim için, gerek özel keyif için seyahatlere çıkabilirsiniz. Geziler planlayabilirsiniz. Yakın çevreniz, özellikle kardeşler, akrabalar, kuzenler, yeğenler, onlarla ilgili konular da aktif bu dolunayda. Bir konu netleşebilir. Sürüncemede olan bir eğitimi bitirebilirsiniz. Ya da ticari alanda önemli kararlar verip özellikle iş hayatınızı etkileyebilecek adımlar atabilirsiniz sevgili başaklar. Sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar, para evinizdeki dolunay tabii ki para konularında önemli. Aslında birçok gezegen ve gezegeniniz Venüs de boğada, bu dolunay size parasal olarak çok güçlü etkiler getirebilir. Elinize çalışmadan da gelebilecek önemli kaynaklar gelebilir. Örneğin bir kredi bekliyorsunuz, alabilirsiniz. Bir mülkü satıp gelir elde edebilirsiniz ya da kiralayabilirsiniz. Düzenli bir gelir elde edebilirsiniz. Eşinizin aniden kazançları olabilir. Bir ikramiye, bir prim alabilir, bir burs elde edebilirsiniz. Bir nafaka sorunu çözümlenebilir. Uzun vadeli size gelir getirecek kaynaklarınız olabilir. Tabii ki iş ve çalışmalarınızda da özellikle önceden yaptığınız çalışmaların karşılığını alabilirsiniz. Yaptığınız yatırımların geri dönüşleri olabilir. Tüm bu konular bu dolunayda gündeminizde olacaktır sevgili teraziler. Sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar, sizin için tabii ki çok önemli bir dolunay. 7 derece akrep burcunda, özellikle doğum günü 23 Ekim 2 Kasım arası olan akrep burçlarımız. Ve lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Yükselen burcu 7 derece ve yakınlarında olan yükselen akreplerimiz sizin için daha kadersel, daha güçlü, dönüştürücü bir dolunay. Bu dolunay hayatınızla ilgili önemli kararlar aldırabilir size. Bir şeyler değişebilir. Artık bazı alışkanlıklarınızı geride bırakabilir, yeni bir sayfa açabilirsiniz. Evlilikle ilgili kısmetleriniz var. Birçok gezegen evlilik evinizde. İlişkiler, işbirlikleri, yatırımlar, buralarda kısmetleriniz var. Eşiniz ve partnerinizle önemli kararlar verebilirsiniz. Belki bir çocuk sahibi olacaksınız veya birlikte yapacağınız bir güzel bir oluşum var. Eşinizin özellikle partnerinizin çok önemli etkileri olabilir. Süre gelen bazı sorunlu ilişkileriniz varsa bunları iyileştirmek için çözüm yolları bulabilirsiniz ya da bu dolunay belki size ilişkilerde çok güzel yeni kapılar açabilir, yeni fırsatlar açabilir. Dönüşümler olabilir ilişkilerinizde. Bir arkadaşınız belki daha özel bir partner haline gelebilir sizin için örneğin. Veya beraber olduğunuz kişiyle evlilik kararı alabilirsiniz. Ve benzeri tesirleri, güçlü tesirleri, bunlar daha kadersel, hayat düzeninizi bir şekilde etkileyecek önemli yapılandırmaları bu dolunayda açığa çıkarabilir. Sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar, dolunay 12. evinizi aydınlatırken bazı gizli şeylerin bir anda ortaya çıktığını hissedebilirsiniz. Evet, bazı sırlar anlaşılabilir. Sizden saklanan bir şeyleri öğrenebilirsiniz. Veya siz farkında olmadığınız kendinizle ilgili bazı duygu ve düşüncelerinizi keşfedebilirsiniz. O yüzden özellikle terapiler için, bilinçaltı çalışmaları için, regresyon için iyi bir dönem. Hani böyle ihtiyaçlarınız varsa psikolojik destekler alabilirsiniz. Dönüşümsel çalışmalar, bilinç dışı çalışmaları yapabilirsiniz. Ruhsal, bedensel anlamda, fiziksel anlamda da arınma, terapi, yani şifa çalışmaları olabilir. Zararlı alışkanlıklarınızı bırakabilirsiniz örneğin. Kaybettiğiniz bir şeyi bulabilirsiniz. Ama gizli olanlara dikkat edin. Gizli düşmanlıklara, hırsızlıklara, biraz arkadan iş çeviren kişiler. Hani bunlar olabilir. Herkes de olmaz ama hani doğum haritalarına göre değişiyor. Olma ihtimali söz konusu. Bunlara biraz dikkat edelim. Her duyduğumuza inanmayalım. Kendimiz araştıralım. Yalanlar, dedikodular kafamızı karıştırmasın. Özellikle iş ortamımızda rakipler, gizli düşmanlıklar biraz artabilir. Bunlara daha temkinli yaklaşmak gerekiyor. Sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar, akrep dolunayı sosyal hayatınızda önemli dönüşümler getirebilir.
Arkadaş ilişkileriniz birazdan mercek altında olacak. Belki arkadaşlarınızla ilgili ya da bir arkadaşınızla ilgili bilmediğiniz bir şeyi öğrenebilirsiniz. İlginç teklifler de gelebilir. Çevre değişimleri olabilir. Yeni gruplara girebilirsiniz ya da şu ana kadar ait olduğunuz, içinde bulunduğunuz bir gruptan, bir ekip çalışmasından uzaklaşabilirsiniz. Bunlar söz konusu olabilir. Aşk hayatınızda güçlü etkiler var. Belki bir arkadaşınızdan güzel bir teklif alacaksınız. Yani biraz romantik konularda Venüs'ün desteğiyle, Uranüs'ün desteğiyle bu dönem hızlanıyor. Parasal konularda da aslında hızlı ve sürpriz gelişmeler bu dolunayda gündeminizde olabilir sevgili oğlaklar. Sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar. Evet, en fazla etki alan diğer burcumuz sizsiniz. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneş burcunuz, yükselen burcunuz 7 derece ve yakınlarındaysa bireysel olarak daha kadersel etkiler alıyorsunuz. Akrep sizin kariyer alanınız. Şimdi bu dolunay sizi biraz daha toplum önünde dikkat çeken görünür hale getirecek. Tabii ki bu bir başarı olabilir. Bir ödül alabilirsiniz. Kariyerinizde yükselebilir, terfi edebilirsiniz. Ya da kendi işinizi kurabilirsiniz, sorumluluklar alabilirsiniz. Ya da uzun süredir çalıştığınız bir işiniz var, kariyeriniz var. Artık bunu tamamladınız, bitirdiniz, emekli olacaksınız. Ya da başkasına devredeceksiniz. Yani kariyerinizde dönüşümler olabilir. Bununla paralel yer değişimleri, taşınmalar, yaşam alanlarınızda, çalışma ortamlarınızda yapılacak yenilenmeler, düzenlemeler olabilir. Özellikle biraz daha huzur arayışınız artıyor. Daha rahat çalışacağınız, daha konforlu ortamlar yaratabilirsiniz. Evde iş imkanları da olabilir tabii ki. Evde çalışabileceğiniz işler olabilir. Ailenizle ilgili paylaşımlar gündeminizde. Ebeveynlerinizle ilgilenebilir. Annenizle, babanızla ilgili konularla özellikle bu dolunay döneminde belki daha fazla yüzleşebilirsiniz. Onlarla daha fazla zaman geçirme, evde sevdiklerinizle bir arada olma fırsatları da artabilir. Emlak yatırımları, taşınmalar, ev alma, satma ve benzeri tesirler de tabii ki çok güçlü bir şekilde gündeminizde olabilir sevgili kovalar. Sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar, akrep dolunayı sizin için aslında olumlu bir tesir altında. Akrep 9. evinizde, birçok gezegende boğa burcunda. Bu dolunay hayata daha iyimser, daha manevi, daha ruhsal bakmanıza imkan verebilir. Biraz maneviyat, inançlarla ilgili konular, spiritüel konular ön planda. İlginç bazı eğitimlere katılabilirsiniz. İlgi duyduğunuz alanlarda bilgiler toplayabilirsiniz. Sezgileriniz çok yükseliyor. Lütfen iç sesinize önem verin. Özellikle belirsizlikler varsa, geleceğinizle ilgili bazı kararsızlıklar varsa iç sesiniz şu dönemde size önemli bazı işaretler verebilir. Bazı seyahatler gündemde. Bu dolunayda bunlar olabilir veya önümüzdeki dönem için dolunay gündeminde kararlar verebilirsiniz. Rezervasyonlar yapabilirsiniz. İşte hazırlıklarını yapabilirsiniz bu yolculukların, seyahatlerini ya da yaz için tatiller organize edebilirsiniz. İletişim trafiği artıyor. Hem yakınlarınız, kardeşler, akrabalar, kuzenler, yeğenler, komşular. Hani onlarla daha fazla iç içe olduğunuz bir dönem. Onlarla ilgili konular da gündemde olabilir. Uzaklarda yaşayan kişiler ya da eşinizin akrabaları, onlarla ilgili bazı konuların da görünür hale geldiği bir süreçtesiniz. Bazı eğitimleriniz bitebilir, akademik konularda önemli kararlar verebilirsiniz ya da hukuksal bir işinizde güçlü, önemli sonuçlar bu dolunayda alabilirsiniz sevgili balıklar. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz.
Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 5017 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.